İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bugünkü dersimizde Blender'da yeni başlayanlar için kullanıcı arayüzü hakkında bilgiler vereceğim. Blender'ın kullanıcı arayüzü normalde alıştığımızdan biraz farklı ve bu yüzden de başta biraz karışık gelebilir. Ama alışıldığı zaman çok kullanışlı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda Blender'ı ilk açtığımızda normalde default olarak ayarlanmış pencere bölmelemesi. Gördüğümüz gibi 4 tane pencere var. Sol tarafta 2 tane pencere var. Sağ tarafta da 2 tane pencere var. Yani 4 tane pencere var. Bu şekilde olmak zorunda değil. Biz bu görüntüyü değiştirebiliyoruz. Yani bu 4 pencere sayısını daha az veya daha çok yapabiliyoruz. Bu bölmelemelerin yerlerini değiştirebiliyoruz. Bunu kendi ihtiyacımıza göre, yaptığımız işin durumuna göre ayarlayabiliyoruz. Öncelikle pencere sayısını nasıl azaltıyoruz? Yani var olan pencerelerden bir tanesini nasıl yok ediyoruz? Onu inceleyeceğiz. Bunun için diyelim ki sağ üstteki pencereyi altındaki pencerenin üzerine kapatmak istiyorum. Tırnak işaretinden tıklayıp aşağı doğru sürüklediğim zaman büyük bir ok işareti çıktı. Şu anda elim henüz mouse'un sol butonundan çekmedim. Çektiğimde alttaki pencere yok oldu, üstteki pencere büyüdü ve tüm alanı kapladı. Şu anda 3 pencereye düştü. Sol taraftaki 2 pencere için de aynı işlemi yaparsam yine üstteki pencerenin tırnağından tuttum. Yani bundan kastım mouse'u tırnağın üzerine getiriyorum. Mouse'un sol butonuna basıyorum. Çekmeden elimi mouse'u hareket ettirdiğim zaman eğer aşağıya doğru gidersem alttaki pencere ortadan kaybolacak. Yukarı doğru götürürsem yukarıdaki pencere ortadan kaybolacak. Ben aşağıya götürdüm, elimi çektim ve üstteki pencere alttaki pencerenin de alanını kaplayacak şekilde genişledi. Şu anda ekranda iki pencere var. Bir soldaki, bir de sağdaki. Tek pencereye düşüreceğim şimdi. Bunun için yine soldaki pencerenin tırnağından tuttum. Mouse'u sağ tarafa götürdüm. Henüz elimi çekmedim daha. Büyük bir ok işareti yine bana soldaki pencerenin, sağdaki pencerenin boşalttığı alanı kaplayacak şekilde büyütüleceğini ve pencere sayısının 1'e düşeceğini önceden söylüyor. Elimi çektim ve şu anda tek pencere kaldı. Tekrar pencere sayısını nasıl çoğaltıyoruz? Onu da görelim. Bu işlemi de aynı nasıl pencere sayısını azaltmak için tırnak üzerine gelip mouse'un sol butonuna basıyorduk. Aynı işi yapıyoruz. Şu anda mouse'un sol butonuna bastım. Henüz daha mouse'u hareket ettirmedim. Eğer ben mouse'u sol tarafa hareket ettirirsem bu şekilde pencere ikiye bölündü. İstediğim yerde bırakabilirim bölmelemeyi. Ben ortada bir yerde bıraktım. Diyelim ki sağ taraftaki pencereyi yatay olarak tekrar ikiye bölmek istiyorum. Yine onun sağ üst köşesindeki tırnak işaretine tıklayıp aşağı doğru sürüklediğim zaman o da ikiye bölündü. Böylelikle pencere sayısı 3'e çıkmış oldu. Şimdi bu soldaki pencereyi sağdaki iki pencerenin üzerine kapatmak isteyelim. Onun tırnak işaretinden tıkladım. Sağ tarafa sürüklediğim zaman mouse'u o biraz önce gördüğümüz büyük ok işareti bu sefer gözükmedi. Çünkü kural olarak bir pencere kendisine komşu iki pencerenin birden üzerine kapanmıyor. Yani benim önce sağ taraftaki iki pencereyi tek pencere haline indirmem lazım. Bunun için sağdaki ve üstteki pencerenin tırnağından tuttum, aşağı doğru götürdüm ve onu tek pencere haline dönüştürdüm. Şimdi artık sol taraftaki pencereyi tırnak işaretinden tutup sağ taraftaki pencerenin üzerine doğru mouse'u hareket ettirdiğim zaman büyük bir ok işareti yine ekranda belirdi. Elimi çektiğim zaman sol taraftaki pencere bütün ekranı kaplayacak. Şu anda kapladı. Tekrar ikiye bölüyorum. Yine tırnaktan tuttum. Sola doğru hareket ettirdim.
Ve her pencereyi de kendi içinde ikiye bölüyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet kolaylıkla yapabiliyoruz. Şu anda 4 tane pencere var. Normalde 4 tane pencere pek çok işi aynı anda yapabilmemizi sağlayacak bir rakam. En az 2, en fazla 4-5 pencereyle çalışma yapabiliyoruz. Ve bu şekilde de Blender'da kullanıcı ara biriminde pencerelerin nasıl birleştirilip nasıl birbirinden ayrıldığını görmüş olduk. Hepinize iyi günler.